Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır. Günaydın ve iyi haftalar. Küresel piyasalara baktığımız zaman COVID-19 aşısıyla ilgili olan testlerde 3. aşamaya geçildiğine yönelik haber akışının piyasalarda olumlu yankılarının olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Asya piyasaları alıcılı işlem görmekte ve ABD vadeli işlemleri alıcılı bir seyir izlemekte. Veri takvimine baktığımız zaman ise bugün yurt içinde Temmuz ayı sanayi üretim verileri takip ediliyor olacak. Yurt dışında ise Euro bölgesi sanayi üretim verileri takip ediliyor olacak. Diğer taraftan haftanın geneline baktığımız zaman çarşamba günü Fed'in faiz kararının piyasalar üzerinde önemli etkilerinin olabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra perşembe günü OPEC'in alacağı karar da piyasalar üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyoruz. BIST 100'e baktığımız zaman hatırlanacağı üzere cuma günü 1103 seviyesinden kapanmıştık. 1103 seviyesi 5 ve 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış olup yükseliş hareketinin devam etmesi durumunda 1110 seviyesine doğru bir hareket olması söz konusu olabilir. Şayet 1110 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 1115-1120 bandına doğru hareket olabilir. Geri çekilmelerde ise 1095 seviyesi takip edilecek olup eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 1080'e doğru kademeli olarak geri çekilme durumu söz konusu olacaktır. Hisse senedi önerilerimize geldiğimizde ise günlük hisse senedi önerilerimizde 5 tane hisse senedi önerimiz var. Bunlar sırasıyla Aselsan, Gübre Fabrikaları, Koç Holding, Logo Yazılım ve Türksel. Haftalık hisse senedi önerilerimizde ise Akırsa Akrilik, Aygaz, BİM, Türk Hava Yolları ve Yataş bulunmaktadır. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.